Şimdi biraz tekstil konuşacağız. Tekstilin ama çok özel bir alanına doğru gideceğiz. Türkiye'de yünlü dokuma konusunda Türkiye'nin sayılı önde gelen firmalarından biri Yunsa'yı konuşacağız. Yunsa Sabancı grubundan sonra el değiştirdi ve yeni atılımlar yapıyor şu anda. Hem teknolojik atılımlar yapıyor, hem yeni pazarlar geliştiriyor, hem de tasarım anlamında da gerçek anlamda Avrupa piyasasında kendini daha fazla var edebilme ya da daha fazla yukarıya doğru çekebilme konusunda çabalar yürütüyor. Zaten Yunsa Avrupa'nın sayılı yünlü dokuma üreticisi şirketlerden bir tanesi. Dünyada çok önemli bir yeri var. Hatta seçkin sayılabilecek ürünleri ürettiği için de tercih edilebilir bir şirket. Bunları konuşacağız ve bunları konuşmak üzere Yunsa Operasyon Müdürü Engin Sarıbüyük şu anda Skype hattımıza. Engin Bey hoş geldiniz. Merhaba Ali Bey, çok teşekkürler. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, eksik olmayın. Fabrikanızı gördük, çok mutlu olduk onu söyleyelim. Yani uzun bir ara oldu gerçi değil mi? Fabrika ziyaretinden yaklaşık bir ay sonra bu konuşmayı yapıyoruz. Ama bir gözümüzle görelim dedik. Ben çok etkileyici buldum bir defa. Yani oradaki yenilenmeyi çok etkileyici buldum. Üzerine çok şey koymuşsunuz bir defa. Yani aldığınız gibi tutmamışsınız. Yani nasıl olsa bize yeter diye düşünülmemiş ve ciddi yenileme yatırımları var. Biraz bize Yunsa'nın el değiştirmeden önceki dönemini de, siz o dönemi de biliyorsunuz çünkü, kapsayan bir hikayesini anlatmanızı rica ediyorum. Sonra yünlü dokumada neler yapıyorsunuz? Tasarımları nasıl geliştiriyorsunuz? Hangi pazarlarda daha çok söz sahibi olmaya başladınız? Hangi pazarları yeni dönemde odağınıza alıyorsunuz? İhracatınız nedir? Katma değerli ürün üretme konusunda Ar-Ge çalışmalarınız var biliyoruz. Bütün bunları konuşacağız. Yaklaşık 20 dakika zamanımız var. Buyurun. Sizin de dediğiniz gibi aslında Yunsa 1973 yılında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerine başlıyor. Sabancı Holding kuruluşu olarak ilk faaliyete geçme döneminde faaliyetlerini sürdürüyor. Tam 50 yıllık bir şirket bugün baktığımızda, bugün itibariyle. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yaklaşık biz 200 bin metrekarelik açık alanı olmak üzere 65 bin metrekaresi kapalı olan bir alanda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dediğiniz gibi 2019 yılında ortaklık yapımızın değişmesiyle birlikte aslında ciddi atılımlarda bulunmaya başladık. Yunusan'ın tabii köklü eski bir kuruluş olması nedeniyle oldukça birikmiş yatırım yükü vardı. Tabii yeni ortaklık yapısı, yeni yönetim kurulumuz bu konuda tekstilde yani dünyada yünlü Türk kumaşının bilinirliğini arttırabilmek adına bir inisiyatif kullandı ve de her sene planımız doğrultusunda aslında vizyonumuz doğrultusunda işte 2025'te öncelikle Avrupa liderliği, 2030'da dünya liderliğini elde edecek şekilde yatırımlarımıza hızlı bir şekilde yol veriyoruz. Baktığımızda aslında Yunsa Türk ekonomisine katkı sağlayan üst segment ve yenilikçi ürünlerle Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden milli markaların başında geliyor. Evet. Halen 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Avrupa'nın en büyük entegre yünlü kumaş üreticisiyiz. Hani mevcut kapasitemizle de dünyada ilk 5'e giriyoruz baktığımızda. Tabii ürün portföyümüzün büyük bir kısmını %100 yünlü kumaşlar oluşturuyor. Bunun yanında doğal elyaf karışımlarından kaşmir, ipek, pamuk gibi farklı karışımlarda kumaşlar da üretiyoruz. Ana ham maddemiz yün. Yün elyafını kullanıyoruz. Biraz belki yünden de bahsetmek gerekir. Hani yün Tabii. elyafını hepimiz aslında kışın giyilen bir elyaf olarak tanırız ama hani bilinenin aksine yünün kendi yapısı nedeniyle yazın serin, kışın sıcak Tabii. tutma Dört mevsim aslında. özelliğine Tabii. sahip. Evet. Evet, çok ciddi bir konfor sağlıyor kullanıcısına. Sentetik karışımlarla üretilmiş kumaşlarla bu arada aslında temel olarak ayrışılıyor. Doğal olarak nefes alabilen, koku tutmayan, nem alabilen, doğal olarak güç tutuşma özelliklerine sahip çok özel bir elyaf baktığımızda. Biz de bu elyaftan yeni nesil teknolojilerle birçok fonksiyonel kumaşlar üretiyoruz. İşte ürün gamımızda erkek, kadın kumaşlarından, üniformalık, döşemelik kumaşlara kadar farklı farklı ürün grupları var. Senede yaz, ilkbahar, kış ve sonbahar olmak üzere ikişer koleksiyon dönemi geçiriyoruz. Ve erkek, kadın, premium olmak üzere 6'şer tane koleksiyon hazırlıyoruz. Özetle hani Yunusa'da yaptığımız işler bunlar diyebilirim. Bunun yanında kurumsal yapımızdan Evet. üzerine ekleyerek devam ettiğimiz
Önümüzdeki süreçte biliyorsunuz hisselerinin %60'ı sürmegöz yatırım AŞ'ye ait, %40'ı halka açık olarak Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Biz burada farklı endekslerde de yer almak istiyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Bunlardan bir tanesi kurumsal yönetim endeksinde yer almak, biri de sürdürülebilirlik endeksinde yer almak. Bu ikisinde de yer alma üzerine de çalışmalarımız devam ediyor. Peki o zaman sürdürülebilirlik konusuna gelelim. Yani o endekste yer almaya karar verdiğinize göre, bir planınızda olduğuna göre neler yapıyorsunuz? Yani sürdürülebilirlik açısından, karbon ayak izi açısından, yeşil mutabakat zeminine uyma açısından ne gibi değişiklikler yaptınız son yıllarda özellikle? Ali Bey, sürdürülebilirlikte müşterilerimiz tarafından beklentilerin ve bilinçlenmenin her yıl artarak devam ettiği en önemli gündem başlıklarımızdan bir tanesi. Küresel karbon emisyonuna baktığımızda tekstil sektörünün etkisinin %8 ila 10 civarında olduğu tahmin ediliyor. Bunun benzerini aslında biz su tarafında görüyoruz. Su kirliliğinin de %20'si tekstil ürünlerinin boyanması ve işlenmesi esnasında oluşuyor. Biz de mevcut üretim proseslerimizin ve ürünlerimizin en başta karbon ayak izlerinin ölçülmesiyle aslında bu sürece başladık. Biz şuna inanıyoruz, ölçemediğimiz hiçbir şeyi iyileştirmemiz mümkün değil. O nedenle ilk önce bunların ölçümlenmesi, mevcut durumun ortaya konulmasıyla yolumuza başladık. Karbon ayak izimizi ölçtük. Bugünlerde artık su ayak izi hesaplamalarımızı yapıyoruz. Geçen yıl kullanmış olduğumuz elektrik enerjisinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağladık. Sürdürülebilirlikte baktığımızda bildiğiniz gibi çevresel, sosyal, ekonomik olmak üzere aslında 3 farklı boyutta ele alıyoruz biz yol haritamızı. Kısa ve uzun vadeli burada belirlemiş olduğumuz hedefler var. Tabii bunu ürün tasarımlarından aslında başlıyoruz. Proseslerimizi optimize ediyoruz. Satış oranımız içerisinde sürdürülebilir ürün oranlarımızın arttırılması üzerine yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Mesela bu yıl baktığımızda sürdürülebilir ürünlerden elde ettiğimiz gelirin toplam gelirimizin yaklaşık %30'una yaklaştığını görüyoruz. Yani bu oldukça ciddi bir yüzde. Geçmiş yıllarla kıyasladığımızda katlanarak artan bir oranda buradaki artışı görmemiz mümkün. Tabii alacağımız yatırım kararlarında, makine seçimlerinde her zaman bu teknik pirelerin azaltılması, atıkların azaltılması, enerji tüketiminin düşürülmesi, su tüketiminin düşük makinelerin seçilmesi bizim her zaman en önemli kriterlerimiz oluyor. Şöyle bir avantajımız var. Tabii yün doğal ve doğada çözünebilir bir elyaf olduğu için sentetik elyaflara göre de bize çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Tabii. Sentetik elyaflar yıkandıktan sonra mikroplastikler oluşuyor. Ve bunlar su kanalizasyonla denizlere, okyanuslara taşınıyor ve gündemde hani mikroplastik olarak adlandırılan başka sorunlara da yol açmaya başlıyor. İşte hızlı moda yerini bilinçlendi arttıkça uzun süre kullanılabilen ürünlere bırakacak şeklinde bir öngörümüz var. Yün elyafı da burada bizim için artı sağlayan bir elyaf. Üzerine yatırım yapılacak, uzun süreler kullanılabilecek ve geri dönüştürülebilir. Geri dönüştürülmediğinde de doğada da çok kolay çözülebilen bir elyaf baktığımızda. Tabii sadece çevresel boyutta değil, bunlar yanında çalışanların katılımı, gelişimi, sosyal sorumluluk anlamında da takip ettiğimiz performans hedeflerimiz var. İşte her sene çalışanlarımıza minimum 30 saat eğitim vermeye çalışıyoruz. Toplam çalışan sayımız içerisinde çeşitliliğimizi arttırmaya çalışıyoruz. Bugün baktığımızda çalışanlarımızın %35'ini kadınlar oluşturuyor. Yünder adında bir derneğimiz var. Bu dernek vasıtasıyla da sosyal sorumluluk kapsamında üniversite öğrencilerine burs desteği sağlıyoruz bir yandan. Evet. Sanıyorum tekstil mühendisi istihdam edebilme konusunda ya da tekstil konusundaki teknik elemanları istihdam edebilme konusunda da bazı sosyal sorumluluk projelerini yürütüyorsunuz. O gün yaptığımız konuşmadan aklımda kalanları söylüyorum. Şimdi biraz ihracat konuşalım. İhracatta durum nedir? Yani siz şu anda Avrupa'nın zirvesine oturmuş bir şirketsiniz ve Avrupa pazarlarına önemli ölçüde ürün sevk ediyorsunuz. Bu sevkiyat sizi mesela bundan sonra hangi pazarlara taşıyacak? Örneğin Avrupa pazarlarının dışında daha çok hangi pazarları odağınıza alıyorsunuz? Nereleri öncelikli olarak ihraç pazarı olarak görüyorsunuz? Elbette burada bir kar maliyet hesabı yaparak tabii yeni pazarlara giriyorsunuz. Bir gelecek 5 yıl vizyonunuzu bize anlatırsanız üretim ve ihracat anlamında. Tabii ki.
Biz Türkiye'nin ilk 8 ayda gerçekleştirmiş olduğu ihracat rakamlarına baktığımızda yaklaşık 164 milyar dolar seviyesinde bir ihracat gerçekleştiğini görüyoruz. Bunun yaklaşık %8'lik kısmını tekstil ve konfeksiyon, %5'lik kısmını ise tekstil ham maddeleri, bizim de içinde bulunduğumuz kumaş üreticileri gerçekleştiriyor baktığımızda. Üretmiş olduğumuz kumaşların büyük bir kısmını biz aslında direkt ihraç ediyoruz. Bir kısmı ise Türkiye'de konfeksiyon işlemi gördükten sonra ihraç ediliyor. Biz bu kapsamda baktığımızda toplamda aslında Yunus'a üretiminin yaklaşık %77'lik kısmını ihraç ediyoruz. Ve ürünlerimiz başta Avrupa olmak üzere birçok pazara yayılıyor. Yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkeler neler diye baktığımızda en başa Almanya çekiyor. Çünkü tekstil sektöründe zaten ihracatla başı çeken ülkelerden bir tanesi Almanya. Bunun arkasından İspanya, İskandinavya, Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya gibi aslında çok farklı ülkelere ihracatta öncelik vermeye çalışıyoruz. Bu sene itibariyle Amerikan ordusunun üniforma tedarikçisi olduk. İlk defa Amerikan ordusu yurt dışından bir ülkeden üniformalarını tedarik etti. Biz de burada bir ilk olduk. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Tabii bunun yanında hedeflediğimiz Uzak Doğu ve Çin pazarında payımızı arttırmak. Özellikle Çin oldukça büyük bir pazar. İtalyanların bu pazara hakim konumda olduklarını görüyoruz. Onların paylarından yol almaya çalışıyoruz açıkçası. Çin'de çünkü gerçekten büyük bir pazar var. Hem lüks tüketim adına iyi bir talep var. Biz Avrupa'nın yanında Uzak Doğu'yla da Japonya olur, Çin olur, Kore olur bu gibi bölgelerde de varlığımızı, bilinirliğimizi arttırarak ihracattaki payımızı arttırmaya çalışmayı hedefliyoruz önümüzdeki dönemde. Evet. Bu Amerikan ordusuna yaptığınız üretim son derece önemli ve Amerikan ordusu dediğiniz gibi dünyanın en stratejik ordularından biridir. Yani her şeyini kendisi üretir ya kendi imkanlarıyla ama mesela sizin onların bir tedarikçisi olmanız gerçekten demek ki kalitenizle ilgili, kalitenin ulaşılamaz olmasıyla ilgili ya da kalitenizin diğerleriyle boy ölçüşemez duruma gelmesinin yarattığı bir avantaj bence. Bu avantajı iyi kullanıyorsunuz. Acaba aynı şey diğer ülkeler içinde örnek olabilir mi? Yani başta NATO orduları, diğer NATO orduları. Bu arada elbette tabii mümkün olabilirse biraz önce sözünü ettiniz. Örneğin Çin ve pazarında da benzeri ataklar ortaya çıkabilir mi? Ya da benzeri ataklar gelebilir mi? Tabii bu alanda da aslında birçok inisiyatif kullanıyoruz. Biz aynı zamanda Türk ordusunun da üniforma tedarikçilerinden bir taneyiz. Zaman zaman farklı ülkeli ordularından gelen talepler doğrultusunda onlara da kumaşlar geliştiriyoruz. Buralarda tabii ihale usulü gittiği için bu tür kumaş taleplerinin satın alma gerçekleşmeleri mümkün oldukça farklılaşarak, pazarda bulunabilecek en iyi ürünleri sunmaya çalışarak bu işleri almaya çalışıyoruz, almaya gayret ediyoruz. Kendimizi de bu konuda yetkinliklerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Bir yandan gün elyafının getirdiği fonksiyonel özellikleri anlatmaya çalışıyoruz ki tercih edilebilen nedenler arasına girsinler. Evet. Bir de 2022 nasıl geçirdiniz? Onu bize parametreler bakımından anlatmanızı rica ediyorum. Yani üretim, kapasite kullanımı, ihracat, ciro ve benzerleri ve şu anda içinde bulunduğumuz Eylül ayına kadar ki geçici üretim rakamlarınızdan da bahsederseniz son 4-5 dakikamız onu öyle dolduralım istiyorum. Tamamdır Elbek. 2022 tabii pandemi ardından aslında 2020-21 çok parlak olmayan, ünlü sektör için iyi geçmeyen seneler ardından 2022 bizim birçok anlamda rekorlar kırdığımız bir yıl oldu. Ciro, verimlilik, karlılık gibi temel göstergelerimizin hepsinde rekorlarımızı tazeledik 2022 yılında. Ve bunu yaparken de daha kapasite kullanımımız %72'ler seviyesindeydi. Kapasite kullanımımız geçmişte gördüğümüz iyi rakamlara gelmemesine rağmen oldukça iyi bir sene geçirmiştik. Tabii 2023 yılında bunun üzerine koyarak devam ediyoruz. Şu an ilk 8 ayı tamamladık, Ağustos, Eylül ayı içerisindeyiz. İlk 8 ayın toplamına baktığımızda kapasite kullanımımızın %82 düzeyine çıkardığımızı görüyoruz. 2023'te tabii geldiğimiz seviyenin üzerine olumlu anlamda da koymaya devam etmeyi öngörüyoruz. İlk 6 ayda da 2023'ün ilk 6 ayında da halka açık bir şirket olduğumuz için sonuçlarımızı paylaştık. Evet. Ciromuzu %60 bir önceki seneye göre, karlılığımızı ise ilk 6 aylık dönemde %100 arttırmayı başardık. Tabii bunları yaparken önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de bizim FAVÖK marjımız. FAVÖK marjımızı ilk yarıda
Olduğu gibi aslında yılın geri kalan kısmında da %32-35'ler seviyesinde bir oranla tamamlamayı hedefliyoruz. Tabii ciro bizim için önemli, satış miktarını arttırmamız bizim için önemli ama sürdürülebilir büyüme yolunda bizim muhakkak net nakit akışı ve kar yaratıyor olmamız lazım. Özellikle ulaşmış olduğumuz ufak rakamları da bizim elimizi en kuvvetlendiren unsurlardan bir tanesi. Bugün tekstil piyasasında özellikle Türkiye'de yün sektöründe birçok firmanın aslında yatırım yapmadığını, yatırım yapacak kaynak bulamadığını görüyoruz. Ve kredi kullanım oranlarına baktığımızda yükselen faizler nedeniyle öz kaynağı yeterli olmayan firmaların buraya kaynak ayırması önümüzdeki süreçte daha da zorlaşacak. Biz güçlü finansal yapımız sayesinde hedefimiz açıkçası bu karlılık rakamlarımızı yatırımlarımızda da kullanarak önümüzdeki süreçte büyüyerek dünyadaki pazardan daha büyük pay alacak şekilde genişleme sağlamak. Bugün dünyada baktığımızda yaklaşık 300 milyon metre yakın yünlü kumaş pazarı var. Biz Yunus olarak bunun %3'ünü karşılıyoruz. Aslında çok ciddi de bir potansiyel görüyoruz biz Yunus'a da. Tabii. Pazar payını büyütme adına çok ciddi, dünyada büyük bir potansiyel var. Bunu kapasite artışlarımızı da destekleyerek dediğim gibi 2025 yılında önce Avrupa'nın 2030 yılında da dünyanın yünlü kumaş üretiminde lideri olan bir firma olmak istiyoruz. Harika. Umarız. Vallahi yani ben fabrikadaki üretimi de gördükten sonra bunun gerçekleştirilmesinin önünde bir engel olmadığını gördüm. Bir defa yenileme yatırımları var ve sözünü ettiğiniz sürdürülebilir yatırımlar var. Bunlar da tabii maliyetleri önemli ölçüde aşağı çekiyor. Ayrıca pazar imkanlarını da tabii canlandırıyor. Yarın öbür gün, örneğin 2030 yılından sonra Avrupa artık yeşil mutabakat çerçevesinde her ülkeden ürün almayacak. Dolayısıyla Yunsa şu anda kendini 2030'daki Avrupa'ya uyarlamış bir şirket görünümünde herhangi bir şekilde, herhangi bir roadshow'a çıktığında, bir pazara çıktığında, bir konkura çıktığında önünde herhangi bir engel kalmayacak diye düşünüyorum. Son birkaç cümleyle ürün kilogram fiyatınızdan da bahsederseniz sevinirim. Yani ihracat birim kilogram fiyatınız nedir ve nereye çıkarmayı planlıyorsunuz? Birkaç cümle yeterli bunun için. Bizim ürün ihracat kilogram başına rakamlara baktığında tekstil sektörünün ortalamasının yaklaşık 8-9 dolarlar civarında olduğunu görüyoruz. Yunus'a tabii burada çok niş bir alanda. Biz tekstil sektöründen burada pozitif anlamda ciddi şekilde ayrışıyoruz. Bizim şu an yapmış olduğumuz ihracat rakamlarının kilogram başına 34-35 dolarlarda olduğunu görüyoruz. Hedefimiz bunu ürün gamımız içerisindeki premium kumaşlarımızın, %100 yün kumaşlarımızın ağırlığını arttırarak aslında kilogram başına 40-45 dolarlar seviyesine çekmek. Evet. Öncelikli olarak. Peki, çok teşekkürler Engin Bey. Engin Sarıbüyük'le konuştuk. Yunsa Operasyon Müdürü şu anda tekstil sektöründe ortalama birim kilogram fiyat 8 dolar civarındayken Yunsa 34-35 dolar birim kilogram başına üretim gerçekleştiriyor. Ve bunu önümüzdeki yıllarda 40-45 hatta 50 dolarlara kadar çıkarmayı hedefliyor ki bu önemli bir merhale. Zaten hedefleri arasında uzun olmayan bir süre içinde Avrupa'nın bir numarası, sonraki yıllarda da dünyanın bir numarası, yünlü kumaşta dünyanın bir numarası olmayı hedefliyor. Başarılar diliyoruz. Şimdi reklama gidiyoruz.